Başka bir bölgedeki bir mezar taşında imzasını beğenmemiş, kazıtmış. Mustafa Rakım Efendi tarafından kitabesi yazılmış olan bu taş, dünyadaki en önemli celi sülüs yazısı örneklerindendir. Ve sırf bu taş için bile buraya görmeye gelen insanlar oluyor, ziyaretçiler oluyor. Taşın en büyük özelliği Mustafa Rakım Efendi'nin celi sülüs konusunda yaptığı yeniliklerin tamamını içermesi ve 50'li yıllarda daha önceden kırılan bazı yerlerinin de restore edilerek bugüne kadar kusursuz bir şekilde korunabilmesidir. Dünya çapında özellikle hat sanatına gönül vermiş kişilerin bildiği, sadece hat sanatı değil, Mustafa Rakım Efendi aynı zamanda resim de yapabildiği için eksikleri bazı süsleme nesneleriyle de doldurmuş. Abisinin yanına eğitim alması için İstanbul'a gönderilmiş ve burada 12 yaşında sülüs ve nesih yazı üzerine icazet almış. Daha sonraki onun ekoli olarak devam eden, okuldan yetişen hattatlar onun yazısı üstüne başka kimsenin bu konuda bir şey yapabileceğine inanmıyoruz diyorlar. Taşın bir diğer özelliği de Mustafa Rakım Efendi'nin köşesinde altta imzasının bulunması. 1959 yılında bunun en doğru hali fotoğraflanmış. Mustafa Rakım Efendi'nin bir başka özelliği resim yapabilmesi. Resim yapıyor ve bu resmi 3. Selim'e sunuyorlar. 3. Selim çok beğeniyor, kendi resmini de yapmasını istiyor. Onu da yapıyor, sunuyor. Ve 2. Mahmut tahta çıktıktan, padişah olduktan sonra Mustafa Rakım Efendi'nin öğrencisi oluyor ve ondan celi sülüs öğreniyor. Ondan öğrendikleriyle ilgili yazdığı çok sayıda levha var 2. Mahmud'un. Mustafa Rakım Efendi'nin zirvesi ve dediğim gibi birçok hattat, onun ardılları, ondan sonra yetişen bu taşın üstüne başka bir taş, başka bir şey daha yazılamaz diyor.